Merhaba Dünya Gazetesi izleyicileri. Bir programla daha karşınızdayız. Bugün adalara gidiyoruz. Adalardaki kapsayıcılık ve çeşitlilikten bahsedeceğiz. Toplumsal anlamda farklı inançlardaki vatandaşlarımızın beraber nasıl yaşadıklarını birazcık daha anlayacağız. Biliyorsunuz bu yıl ilginç bir şekilde bayram, Paskalya, Passover hepsi aynı zamanlara denk geldi. Biz de toplumun huzurunun sürdürülebilirliği noktasında böyle bir programda Adalar Belediye Başkanımız Erdem Gül'ü ağırlayalım istedik. Erdem Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Erdem Bey eski bir gazeteci. Sonradan politikacı olmaya karar vermiş. Gazetecilik ve politikacılık mesleklerinin birbirlerine aslında ne kadar yakın oldukları ile ilgili konuştuk biraz önce. Kendisi biyografi, otobiyografi okumayı çok seviyor. Aynı zamanda yatmadan önce tuttuğu bir günlük var. Belki o da ilerleyen zamanlarda bir otobiyografi olur Erdem Bey. İlerleyen zamanlarda biz de okuma şansına sahip oluruz. İki oğul babası ve sinemadan çok hoşlanıyor. Ve aynı zamanda da adalarımızdaki bütün hayvanlar, insanlar ve doğa kendisine emanet. Şimdi bizim bu hafta sonu da işte Paskalya olması sebebiyle bahsetmek istediğimiz bir çalışma var. Ve bu da bizim geçen yıllarda yaptığımız, sanıyorsam 3 yıl kadar önce Hristiyan algısı çalışması. Çok ilginç. Bu sosyal araştırmalar tarafından biliyorsunuz XSS hem özel sektör için hem de kamu kurumları için birçok çalışma yapıyor. Sosyal araştırmalar alanında da yaptığımız çalışmalardan bir tanesi Hristiyan algısı ile ilgiliydi. Ve ülkemizde bu kadar zengin bir Hristiyan tarihi olmasına rağmen biz Türkiye temsili bir örnekleme sorduğumuzda ne kadar biliyorsunuz Hristiyan tarihini diye ya da kültürünü sadece katılımcıların %40'ı biraz bir şeyler bildiklerini ya da işte bilgileri olduğunu söylemişler. Yani 5 üzerinden bilgi seviyesini ölçmediğimizde de 2,2 çıkmış. Tarihimiz çok yerde örtüşmesine rağmen Hristiyanlık hakkında, Hristiyanlık gelenekleri, görenekleri hakkında çok da fazla bilgi sahibi değiliz. Ben şeyi merak ediyorum Erdem Bey, bu adalarda da böyle mi? Şöyle siz gerçekten fotoğrafı tanımlayan bir giriş yaptınız. Şu anda içinde bulunduğumuz ay, bugünler biliyorsunuz Müslüman dünyası için Ramazan ayı. Bir süre sonra, kısa bir süre sonra Ramazan bayramı olacak. Ama bu içinde bulun bugün örneğin bugün bu ayda hepsi birden denk geliyor gördüğüm hepimizin gördüğü gibi. Bugün Musevi kardeşlerimizin bayramı, Pazar günü de Ermeni kardeşlerimizin bahar bayramları. Ardından Ramazan bayramı gelecek. Yani bu adalar açısından hakikaten belki de Türkiye'ye örnek olabilecek bir şekilde bu kadar barış içinde farklılıkların kardeşçe bir arada yaşadığı bir model var adada. Ve bu çok barışçı bir model. Kimsenin dini farklılığı nedeniyle toplumlar arasında asla çatışma olmayan, düğününü, cenazesini birlikte yapan, etkinliklerde ya da bir takım mekanlarda bir araya gelen, aradaki belki kimi zaman o etnik dini farklılıkları unutarak adalı kimliğiyle bir araya gelen bir yaşam biçimini sürdürmekten adada mutluyuz. Güzel. Üstelik yanı başımızda korkunç bir savaş sürerken Rusya'nın Aynen. Ukrayna'ya saldırısı sonrası korkunç bir savaş varken bu kadar farklı etnik ve dini toplulukların barış içinde yaşaması bizi bir nebze de olsa sevindiriyor. Yani
ya savaş koşullarında bizim için hani vaha gibi bir şey bu. Evet, adalar gerçekten de çok özel bir yer. Oradaki atmosfer öyle değil mi? Hani yaşama şekli, tolerans seviyesi vesairesi genel bizim hani belki ülke genelinden oldukça farklı. Nitekim bu yaptığımız çalışmada biz işte bir takım sorular sormuştuk mesela. Hristiyan birisiyle arkadaş olmak. Ya çekinir misiniz ya da işte yani bunu ister misiniz falan diye. Toplumumuzun %57'si arkadaş olmaktan çekinmeyeceğini söylemiş. %53'ü komşu olmakta bir sakınca görmemiş. %50'si beraber ticarete atılmakta bir sakınca görmemiş. Ancak mesela kızınız ya da oğlunuz bir Hristiyan da evlenmesini ister misiniz diye sorduğumuzda bu bizim sosyal proksimite dediğimiz yani sosyolojide sosyal yakınlık dediğimiz konuda bu sefer yüzdelerimiz epey bir düşüyor. Yani sadece üç anneden bir tanesi ya da üç babadan bir tanesi evet kızım ya da oğlum bir Hristiyanla evlenebilir demiş. Aynı şekilde de hani kendiniz evlenir misiniz dediğimizde de bunun da %28'lerde olduğunu görüyoruz. Adalarda nasıl? Böyle hani Hristiyanlarla Müslümanların evlenme oranları biraz daha yüksek mi? Böyle düğünler oluyor mu? Nasıl oluyor? Neler yapılıyor? Toplum buralarda beraber oluyor mu? Bir araya geliyorlar mı? Bize biraz izleyicilerimize anlatırsanız. Şöyle, bir kere Hristiyanlar hakkında bilgi sahibi olmak bakımından adalarda oran daha yüksektir. Çünkü kuşaktan kuşağa yaşanılırken bazı örneğin Rum, Yahudi, Ermeni de olabilir. Geçmişlerinde yaşadıkları bazı portreleri anlatabiliyorlar. O yüzden bilgi sahibi olmaları, hani kuşaktan kuşağa anlatılan bilgilerle bunu yaşatıyorlar. O yüzden bilgi sahibi olma oranının daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Ticaret yapmak konusunda da bence Türkiye ortalamasının üzerindedir. Beraber, biraz önce de anlattığım gibi, düğünde, bayramda beraberlik, aynı tasa, aynı üzüntü, aynı neşe konusunda adalılar biraz daha İstanbul ve Türkiye'ye göre, İstanbul'un belli semtlerinde de biraz kalmıştır tabii. Bakırköy'de örneğin, diğer Hristiyan kardeşlerimizin yaşadıkları yerlerde. Ama adalar Kurtuluşta. açısından, tabii Kurtuluş'ta, ama ben adalar açısından anlatırsam, ticarette de bence yüksektir oran. Ev ne garip, belki Türkiye'nin bir özelliği bu. Evliliklerde ya da flört konusunda ya da beraber yaşama konusunda, kadın erkek ilişkileri bakımından belki düşük oran adalarda da yansıyordur. Daha düşük oran. Bu belki Türkiye'nin hepimizin, yani bizim yetişme koşullarımızla da ilgili olabilir. Edindiğimiz kültürel birikimle de ilgili olabilir. Ama Türk toplumunun içinde de maalesef, Müslüman toplumun içinde de farklı farklı etnik kesimlerin ya da dini kesimlerin bu evlenme konusunda tutucu oldukları da bir vakadır. Oradan da hareket etmek gerekir. Yani Orada bir tutuculuk vardır yani. biz aynı soruyu mesela Suriyeliler için de soruyoruz. İşte hani Evet. göçmenler için de ya, önemli olan burada işte sosyolojik bir kavram, toplumsal yakınlık konusu. Evet. Evlenip evlenmemesi de önemli değil. Sadece hani ne kadar olumlu bakar evlenmesine kızının, oğlunun ya da kendisinin kendi gibi olmayan birisiyle. Bunu ölçümlememiz gerekiyor. Suriyelilerle yaptığımız çalışmada da benzer sonuçlar çıkıyor. Oradakiler de şey değil. Hatta bazen bazı hastalık ya da işte bazı
duygu durum bozuklukları olan kişiler için de aynı soruları soruyoruz. Hani toplumda ne kadar stigmatize ediyorlar onu anlamak için. Komşu olmak ister mi, işte onunla arkadaş olur mu vesaire gibi konuları soruyoruz. Bu böyle şey yaptığımız bir anlamaya çalıştığımız bir ölçüt. Bazen nedense bu kültürel kodlarımızla ilgili olabilir. Başka konularda biraz daha özgürleşebiliyoruz ya da daha demokrat hale gelebiliyoruz ama bu konuda evlilik konusunda aşk dediği aşk belki dinleri yenemiyor belki de böyle demek lazım. Aşk burada galip Belki gelemiyor. de Burada galip olabilir. gelemiyor. Bilemiyoruz ki. Peki ben adalar özelinde sormak istiyorum Erdem Bey. Neler yapıyorsunuz? Mesela bu hafta sonu Paskalya. Neler yapacak belediyemiz? Nasıl kutluyorsunuz? Nasıl Zaten tanıtıyorsunuz? şöyle bir şey yapıyoruz. Her şekilde yani Ramazan bayramını duyurduğumuz gibi sosyal medya hesaplarımızdan ya da pankartlarımızdan Hristiyan toplumlarımızın tüm bayramlarını duyuruyoruz, kutluyoruz, onların önde gelenleriyle görüşüyoruz. Bir etkinlikleri varsa, ayinleri varsa ben fırsat oldukça katılıyorum. Bu pazar Kınalı da belki bir Ermeni kardeşlerimizin olabilir kilisede etkinlikleri. Eğer programda bir sorun olmazsa katılacağım. Peki. Bu arada bizi izleyen adalılar size soru sormak isteyebilirler. Bunu eğer ya, sormak istiyorlarsa linkten altlarına yazmaları yeterli. Ben buradan soruları size iletiyor olurum. Görüyorum bana düşen soruları. Bazı sorular birbirini tekrar ederse onları size de iletebilirim. Peki sizin genel olarak yani şimdi bizim iş dünyasında hani Dünya Gazetesi olarak iş dünyasını bilgilendirmekle yükümlüyüz. İş dünyasında genel olarak yeni bir kavram var. Kapsayıcılık ve çeşitlilik diye. Bunu biz iş yerlerimizde olabildiğince çok hayata geçirmeye çalışıyoruz. Yani karar aşamalarında, işte çalışan deneyimlerinde, farklı farklı paydaşların fikirlerinin alınması noktasında, iş yerinde, çalışan deneyiminde farklı görüşten, farklı etnik kökenden, farklı cinsiyetten insanların yönetime ve çalışan deneyimine katılmaları noktasında bir sürü insan kaynakları uygulamaları var. Bir sürü uygulama var ve genel olarak dünyada da böyle bir trend var. Şimdi adalar bizim bunu böyle toplumsal skalada gördüğümüz bir yer aslında. Hani adalarda işte farklı inançtan insanlar birlikte uyumlu bir şekilde yaşıyorlar. Bizim gördüğümüz bahar adayı ziyaret ettiğimiz. Ve de hani çok da tabii çok güzel, çok harika bir ortamda. Şimdi sizin hani bu uyumun devam etmesi için iş dünyasına da ilham olacak şekilde kim mesajlarınız nelerdir? Nelere dikkat etsinler mesela iş dünyasının liderleri, kamu karar vericileri, bu programı izleyenler nelere dikkat etsinler? Bu kapsayıcılık ve çeşitlilik nasıl korunur? Nasıl devam ettirilir? Nasıl sürdürülür? Bir kere çeşitliliğin en büyük zenginlik olduğunu baştan kabul etmemiz gerekir. Paramız olmayabilir ki Türkiye bugünlerde parasız günlerden geçiyor. Parasının az olduğu günlerden geçiyor. Halkın parası çokça azalmış durumda. Satın alma gücü iyice düşmüş. Hayat çok pahalı. O zaman belki de şöyle düşünmemiz gerekir. Para zenginliğimiz yoksa çeşitlilik zenginliği yaratmak durumundayız. De belki gibi gelebilir ama sözlerim Türkiye birkaç senedir şu anda içinden geçtiği süreçte aslında geriye doğru birkaç senedir her şeyin tek olduğu gibi bir söylemden geçti. Yönetim biçimimiz de
herkes biliyor ki tekleşti. Dolayısıyla çözümün teklikten değil çokluktan geçtiğini net olarak görmemiz gerekir. Çoğalmamız gerekir. Çoğalmamız gerekir. Çok fazla yani çoğalmamız demek akıllarımızın da çoğalması demek. Çok fazla aklın dengeye girmesi demek. Dolayısıyla daha otoriter değil, daha demokratik ve çoğalmış bir yönetim. Yeni fikirler, yeni akıllar, yeni önermeler buralardan çıkacaktır. İş dünyasına da önerim çoğulculuğu savunmaları, tekliğe karşı çıkmaları. Çünkü yaşadığımız ekonomik kriz sadece yoksul halk yaşamıyor, iş dünyası da yaşıyor. O halde katılacak insan sayısını her karar süreci için çoğaltmak zorundayız. Evet, bunu yaparken de her şeyden önce hani bu çeşitliliğin bir zenginlik olduğunu kabullenmemiz, değil mi? Bunu içselleştirmemiz ve bunun hepimiz için faydalı olacağını da anlamamız gerektiğini söylüyorsunuz. Başka nasıl önerileriniz olur? Yani bu evet, yani bu bir zenginlik ama bunun yönetilmesi noktasında nelere dikkat etmesini istersiniz iş dünyasının? Bence benim aklıma biraz önce konuşurken acaba bizim kültürel kodlarımız mı dediğimiz bir bölüm vardı. Şimdi bence eğitim meselesi çok önemli. İş dünyasına somut olarak öneri söylersem, çocukların erken yaştan itibaren işte bu çeşitlilik dediğimiz zenginlik fikrine yani para zenginliği değil sadece çeşitlilik zenginliği konusunda bir eğitim alması gerekir. Buralara yatırım yapmamız gerekir. Beyinler daha hoşgörülü, daha kardeşlik ve dayanışmayı öne çıkaran kavramlar etrafında geliştirilirse eğitim öğretim sürecinde bence epey epey yol almış oluruz. Burada büyük bir eksikliğimiz var. İş dünyasının bence bu bir görevi. Çocuklardan başlamak gerekir. İkincisi, bizim ülkemizde tabii ki tüm yurttaşlarımızın ağır sorunlar var ama en büyük sorunu, en büyük problemi kadınlar yaşıyor. Kadınlara yönelik bence çalışmalar ve yatırımlar çok önemli. Toplumdaki hoşgörü ve kardeşlik, barış umutlarının gelişmesi için. Ve tabii ki hani yaşlıları bir tarafta bırakıyorum. Yaşlılarla biz kendimi de o kategoriye dahil ederek Estağfurullah. Siz biz aynı yaştayız bu arada. Ne yaşlısı lütfen gençlere de gençlerimize de üçüncü pozitif ayrımcılık yapılması gereken gruplar olarak bakıyorum. Evet. Biz bu konuda yine sosyal araştırmalar tarafımızda çok derin bir çalışma yaptık UNDP ve EBRD ile birlikte. Orada kadın istihdamı ve kadının topluma katılması, işte bu daha doğrusu toplumsal cinsiyet rollerini vesaireyi konuştuk. Onları araştırdık. Yine böyle Türkiye özelinde bir Türkiye temsili bir örneklemle. Ve orada gördük ki aslında bu Z jenerasyonu dediğimiz jenerasyonun toplumsal cinsiyet rolleri hakkındaki fikirleri tamamıyla farklı. Yani bunca zamandır benim de hani aktif olarak işte bu kadın konusunda yaptığımız çalışmalar, emekler sanki bir sonuca götürmüş bizi. Öyle görüyoruz. Apayrı bir gençlik geliyor. Onlar kesinlikle böyle hani bir önceki jenerasyonların düşündüğü gibi düşünmüyorlar. Çok daha farklı bir duruşları var cinsiyet ayrımcılığı konusunda. Umarım hani bu değişmez, böyle kalır ama tabii yani öncelikle kadınların iş dünyasına katılması, toplum hayatına katılması, işte politik kararlarda yer almaları, politikaya katılmaları, yani kadın politikacı sayısı hala oldukça göreceli olarak çok düşük.
işte yönetim kurullarında yer almaları, buralarda daha aktif roller almaları vesaire. Bunların hepsi çok önemli konular. Kapsayıcılık ve bu çeşitliliğe tabii her şeyden önce kadınlarla başlamak, oradan başlayan bir konu ama artık hani kadınları da aşıp diğer grupları da aşan gelen bir konu. Ve halihazırda şu anda iş dünyasında da en çok konuşulan konulardan bir tanesi. Sanki adalarımızda bu işte farklı inançtan olan kişilerin bir arada uyumlu bir şekilde yaşadıklarının güzel bir göstergesi. O yüzden ben çok teşekkür ediyorum vaktinize ve görevinizde başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın Erdem Bey. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet. Görüşmek üzere. Sevgili Dünya Gazetesi izleyicileri, bir Sağ olun, programımız ben teşekkür ediyorum. oldu. Ben teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Geleceğim ziyaretinize. Siz de lütfen. Siz de. Severek, evet. Sevgili Dünya Gazetesi izleyicileri, bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.